Evet, radikalizm, fundamentalizm denilen iki kelimeye bakalım. Radikalizm köktencilik olarak Türkçe'ye tercüme edilebiliyor. Radikal kök demek, kökten demek. Köktencilik, yani kısaca söylemek gerekirse, asla, esasa, köke dönmeye yönelmiş. Köke dönmeyi ve ona bağlanmayı isteyen yön olarak, yöneliş olarak onu esas almış cereyanların adına denilir. Radikal ırkçılar, radikal bilmem neciler, radikal Hristiyanlar, radikal bilmem neler, işte bugünlerde moda olarak kullanılan da radikal Müslümanlar, radikal İslam. Yani daha sonradan terbiye ettikleri, batılıların istediği biçime soktukları İslam, yani güdükleştirilmiş, hadım edilmiş İslam artık hadımlıktan çıkıyor, Kur'an'a dönüyor. Yani batılıların emrinden çıkıyor, Allah'ın emrine dönüyor kısaca. Bunun için ona radikal İslam diyorlar. Bu İslam, yani radikal İslam, Kur'an'a dayalı İslam diyelim, daha doğrusu o çünkü, batılılar öyle diyor olsa da, elbette ki kimsenin hatırını gözetmez Allah'ın hatırından başka. Fundamentalizm de aynı anlama gelen bir başka kelime. Köken itibariyle nereden türüyor bilmiyorum ama Fransızca galiba. Fundamental, mentalite, yani bakış açısı, mütalaa tarzıyla alakalı. Kur'an'ı esas alan bakış açısı ile bakılan İslam'a fundamentalist İslam diyorlar. Fundamentalizm diyorlar. İslam gerçekten aslında bir tane, fakat zaman içerisinde eğilmiş, bükülmüş filan derken büyük kitleler nezdinde bir başka İslam, yani halk İslam'ı, bir de Kur'an esas alındığında Kur'an İslam'ı, yani hak İslam'ı diyelim. Allah'ın bir diğer adı da hak ya, ortaya çıkmış. Halk İslam'ı ile hak İslam'ı arasında hep fark ola gelmiş. Halkın İslam'ında akide bozukluğu, davranış bozukluğu kırla giderken, doluyken, tırlar dolusuyken, hakkın İslam'ında hiçbir bozukluk söz konusu değildir. Halkın İslam'ının akidesi bozuktur. Halkın İslam'ının akidesi çürüktür. Halkın İslam'ının dayandığı temel gelenekler, göreneklerdir. İşte atasından öyle görmüştür, öyle sürdürüyordur. Tabii ufak tefek sapmalarla, şununla, bununla ne hallere gelmiştir o gördükleri, kaçıncı atadan beri geldiğinde. Kur'an'daki İslam herhangi bir sapmayı ifade etmez. Kur'an'daki İslam gerçeklerin ta kendisidir. Zira Allah'tan geldiği şekliyle ortada duran İslam'dır. Bu itibarla Kur'an İslam'ıdır asıl Müslümanların yönelmesi gereken, itikadını esas alması gereken, amellerini ne baz alması gereken İslam, Kur'an'da zikredilen İslam'dır. Ama Müslümanlar bu konuda asırlardan beri sanki uykuda idiler. Allah'ın lütfuna, keremine hamdolsun, son zamanlarda bir ucundan da olsa, bir ucundan kıyısından da olsa böyle bir cereyan başladı. Bilhassa Türkiye'de, diğer halkı Müslüman ülkelere nispetle çok üst düzeyde ve komplike, komple, kapsamlı olarak algılanıyor ve yaşanmaya çalışılıyor. Biraz başıbozukluk var ise de, disiplinden uzaklık var ise de, bunlar inşallah zamanla üstesinden gelinecek, bu mahsurlardan insanların kendisini koruyabileceği şeyler olduğunu umuyoruz olmasını. Batının korkusu da bundan. Yani şu anda radikal İslam daha iktidarda değil. Bir siyasi bakımdan İran'da, Amerika'ya karşı işte o Amerikan üslerini çıkardılar, bilmem Amerika'yı kovdular falan ettiler filan ettiler, ama Hümeyni'nin kişiliğine bağlı olarak ve onunla mukayyet kaldı sanki. Yani bugünkü İran, Hümeyni'nin başında bulunduğu ivazsız, garazsız İran'a nispetle daha az korkutucu bugünkü İran. Hümeyni varken öyle algılamıyordu Batı İran'ı. Ve tamamen kendi emirlerinde, istedikleri şekilde yönettikleri bu ülkelerde kendilerine kafa tutulsun, kendi plan programlarına rağmen onlara karşı davranışlarda bulunulsun asla düşünmüyordular bile. Yani akıllarından çıkarmışlardı, ama zaman içerisinde Allah, ölüden diri yaratmaya kadir olan Allah bunu gösterdi ve hakikaten ölü Türkiye toplumundan diriler yaratıyor Allah. Ölü İran toplumundan diriler yarattı Allah. Mısır'da, Cezayir'de, Pakistan'da, başka birçok yerde. Ve inşallah zaman içerisinde, tabii ki
Kur'an istikametinde yapacağımız çalışmalar bağlı olarak Allah yardımını elbette kendi dinine yardım edenlerin üzerine verecek, bağışlayacaktır ve nefislerimizdekileri değiştirdikçe Allah da halimizi değiştirecektir. Radikalizm dendiği zaman, fundamentalizm dendiği zaman kısaca anlaşılması gereken şey, Batılılar bunu tabi terörist, bilmem öteberi filan gibi anlamları da karıştırarak piyasaya sunuyor iseler de teröristlikle filan radikal İslam'ın uzaktan yakından alakası yok. İslam'ın yok çünkü. Onların amacı Müslümanlığı kötü göstermek. Mesela geçenlerde yani belki bir ay kadar önce veya 20 gün kadar önce Türkiye'ye Prens Hasan gelmişti. Ürdün Prensi. Kral Hüseyin'in kardeşi. Milliyet'te Nur Batır onunla 2 gün yayınlanan bir röportaj yapmış. 8 da birinci sayfada yayınlanmıştı ilk günkü. Diyordu ki orada İslam'ın dünyada kötü görünen imajını, kötü görüntüsünü Türkiye ile işbirliği yaparak biz iyileştirelim, güzelleştirelim. Radikal İslam bütün dünyada insanlara çirkin görünüyor. Biz onu güzelleştirelim. Nasıl güzelleştirecek? Geleneksel Müslümanlar yani mevcut küfür rejimleriyle içgüveyliğinden halliceleşmiş, şikayetleri olmayan insanları kastediyor. Onlara yakınlık gösterelim, onlarla beraber hareket edelim ve radikal Müslümanlar hakkında onlara yazılar yazdıralım. Yani onları kötülettirelim. Yani Müslümanı Müslüman eliyle kıracak, Müslümanı Müslümanla savacak. Bu konuda Türkiye ile Ürdün işbirliği yapalım diyordu. Belki gördünüz yani o milliyeti. Bu tabi Müslümanların basiret bir konu. Zaten bu konuda beraberler. Yani bizim hakkımızda rejimin söylemediği ve söyleyemeyeceği şeyleri o gelenekçiler söylüyorlar. Örneğin basit. Onlar mı? Onlar sapık boşver. Bitti yani hemen seni herkes sollayıp geçiyor. Yani tepeliyor. Sapıkla, sapık kimin işine yarar? Kime lazım sapık? Onlar sünnetin şey derler, yani peygamberi zaten şey etmezler filan gibi. Böyle uyduruk şeylerle, aslı esas olmayan şeylerle insanların Kur'an'dan ve Kur'an İslam'ına yönelmesinden yüz çevirmelerini sağlıyorlar. Rejim aleyhimizde şu kadar bulunuyorsa onlar aleyhimizde aha bu kadar bulunuyor. Bunun sonucu da bu gibi şeylere dünya kadar insan hala süper ihtiyacı olduğu halde sırtı dönük duruyor. Öyle değil mi? Yani bizim gibi düşünenlerin mevcudu öyle gemilerin almayacağı kadar bilmem ne filan değil yani. Bir minibüslük, bir taksilik, bir bilmem ne yani. Bizim kendimizi tanımlamamız için Allah bize isim vermiş. Biz Müslümanız. Ne onun fundamentalistiyiz, ne radikaliyiz. Ne başka bir şeyiz. Yani Müslümanım de diyor Allah. De ki ben ilk Müslümanım. De ki ben Müslümanım. Bu bize yeterli. Fakat Kur'an böyle ifade etmesine, biz de bunu olduğu gibi doğru bir şekilde algılamamıza rağmen sokaktaki insan veya karşımızdaki insan, yani yanımızda sandığımız olsun, karşımıza geçen olsun, bunun gerçeğinin böyle olmadığını sanıyor veya böyle olduğundan haberi yok. Böyle söylendiği zaman onlara anlatmamız lazım. Yani madem ki gündeme İslam geliyor, başına fundamentalist de eklese, radikal de eklese, köktenci de dese, kökten dinci diyor, aşırı dinci diyor mesela. Yani dinin bir 90 kilometre sürati var, biz 110 ile gidiyoruz da ondan mı aşırıyız yani? Ne demek bu? Aşırı kemalist filan. Yok yani böyle şey. Zaten aşırılığı İslam esas itibariyle reddeden bir din. Anil fahşa, anil fahşa, anil fahşa, yani fahşa aşırılık Arapça. Hep fahşadan yani aşırılıktan insanları Allah sakındırıyor. Değil mi? Nasıl olur da siz buna rağmen bizi aşırılıkla suçlarsınız? Ama bu arada Müslümanım dediği halde gerçekten fahşa yapan yani aşırılık yapanlar. Örneğin kafasını yazıyor, şu adam diyor öldürülmeli bilmem ne, bir bakmışın tak vuruyorlar. Bu aşırılık, bu haram, yapamazsın. Kim olursa olsun. Onlara da bakarak, onların mevcudiyeti, ölelerinin de mevcudiyetinden yararlanarak bizi aşırı dinci bunlar. Yani onların anladığı ya da anlamak istediği gibi aşırı değiliz biz. Çünkü
Yani Allah'a göre hiç aşırı olmamamız lazım. Allah'ın belirlediğine göre. Çünkü bir orta yolu din olarak tarif etmiş. Orta yolda bulunanları kabul ediyor. Zaten ifratta ya da tefritte olanları günahkar olarak, cezalandırılacak olarak sıralıyor. Bizim evet biz fundamentalist Müslümanız dememiz asla gerekmez. Evet biz radikal Müslümanız dememiz asla gerekmez. Fakat bunu benim şurada acizane yapmaya çalıştığım gibi yere, vakte, saate, müddete göre açıklamaya çalışmakta. Yani işte radikal Müslüman derken aslında işte Kur'an'a dönmeyi isteyen, hayata döndürmek isteyen kastedilmesi lazım. Kelime anlamı bu ama bunu kullananlar hep bu amaçla kullanmıyor. Yani amaçları işte mesela filan yerde bir uçak kaçırılıyor, yolcusu bilmem perişan ediliyor, içinde birkaç kişi kalpten ölüyor filan. Onu kaçıranlara bunlar radikal İslam. Yani işte terörist Müslüman anlamına kullanıyorlar. Terörist Müslüman olur mu lan? Dehşet salar mı Müslüman? Adı üstünde silm. Salah, sur. Adı üstünde yani silm. Tam tersi anlam veriyor. Bizim bu deyimlere sahip çıkmamızın bir anlamı yok. Fakat nerede gündeme gelirse de orada İslam'ın ne olduğunu, Kur'an'daki İslam'ın ne olduğunu mutlaka anlatmamız zaten vacip bize. Yani gündeme gelmese bile kendimiz anlatmalıyız. Gündeme geldi mi haydi haydi anlatmalıyız. Bu kelimeyle hitap edebilir miyiz? Vallahi senin bileceğin iş ama bize Müslüman demeniz yeterli. Çünkü Allah'ın kafi gördüğü şeyi biz başka bir şeyle ekleme yapmamıza ihtiyaç yok zaten. Görmüyoruz. Evet, şimdi dersimizin ana başlığı Müslümanları olumsuz yönde etkileyen şeyler ana başlığı altında işleyeceğimiz hususlar. Bunları iki ana bölümde inceledik. Bir, tarihten beri süre gelen olumsuz etkileyiciler. İkincisi de günümüzde Müslümanları olumsuz olarak etkileyen şeyler. Tarihten beri süre gelen olumsuzluklar, Müslümanlar üzerinde etki gösteren, Müslümanların kavramlarının değişmesine, bozulmasına, inançlarında eğiklikler, bozukluklar ortaya çıkarmasına, çıkmasına, davranış bozukluklarına sebep olan tarihi sebepleri şu ana başlıklar altında işlemekte yarar gördük. Birincisi, cahiliye adıyla adlandırdığımız başlık. Aslında İslam dışı tüm bilgileri, bulguları, İslam'a aykırı tüm bilgi ve bulguların hepsi için kullanılabilen ve kullana geldiğimiz bir isim olmakla beraber özel olarak cahiliye başlığı attığımız zaman altında anlatacaklarımızdan rahatlıkla görüleceği gibi cahiliye derken kastımız İslam Arabistan Yarımadası'na Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelmeden önce insanların içinde bulunduğu durum, sahibi olduğu kavramlar, inançlar, davranış şekillerini kastediyoruz. Cahili kültür genel anlamıyla tüm İslam dışı kültürleri kapsarken, özel anlamıyla da İslam tarihinde bildiğiniz gibi İslam'dan evvelki hali tanımlamak, anlatmak için kullanılır. Cahiliye denildiğinde anlaşılması gereken özel olarak Peygamber gelmeden, Kur'an-ı Kerim gönderilmeden önceki Arabistan'ın, Mekke merkezli Arabistan'ın sunduğu bozuk davranışlar, bozuk düşünceleri kapsar. Bunlar maalesef insanlar Müslüman olduktan sonra da kimi Müslümanların zayıflığı, kendilerini değiştirmekte güçlük çekmeleri, zaman zaman Müslüman olmalarını unutmaları sonucu altta kalan kültür olarak zaman zaman üste çıkmış, Müslümanım diyenleri etkileye gelmiştir. Örneklendirmek için
zorluk çekeceğimizi sanmamakla birlikte şu anda herhangi bir örnek vermeyi de uygun görmüyoruz. Ama cahiliye kültürü olarak edineceğimiz, öğreneceğimiz bilgiler bize bu konuda işin boyutunun ne denli büyük olduğunu, ne kadar geniş çapta insanları etkilediğini, zaman zaman İslam'ı almış olmalarına rağmen, İslam olmalarına rağmen zaman zaman onların nasıl etkilediğini tarih bize çok açık ve maalesef acı örnekleriyle göstermiştir. Mesela cahiliye kültürünün ağır basan yanlarından birisi insanların kabileleriyle, kavimleriyle övünmeleri olarak karşımıza çıkıyor. Mekke'de yaşayan nüfusun hepsi büyük rakamlara bali olmamakla birlikte kabileler halinde yaşıyor idiler. Bilmem işte Beni Esed kabilesi, yok Beni Haşim kabilesi, yok Beni Ümeyye kabilesi gibi. Yani Ümeyye oğulları, Haşim oğulları, işte Esed oğulları, bilmem filan oğulları, falan oğulları. Bu ailelerin biri diğerine üstünlük sağlıyor ve sonuçta Mekke'nin yönetimi onların elinde oluyor idi. Uzun yıllardan beri de Beni Haşim'in bu üstünlüğü ele geçirdiğini ve üstünlüğünün doğal sonucu olarak da Mekke'yi yönete geldiğini biliyoruz. Beni Ümeyye ile aralarında birinci dereceye varan sürtüşme sonuç olarak Beni Ümeyye'nin İslam'a karşı çıkışında Peygamberin Beni Haşim'e mensup bir fert olarak seçilmesine karşı büyük düşmanlıklar doğmasına sebep olmuş ve Beni Ümeyye gerçekten son ana kadar, son raddeye kadar İslam'a bu yüzden, sırf Beni Haşim'le çekişmesi yüzünden üstünlüğü neredeyse onun elinden almak üzere iken aralarından birinin peygamber çıkarak yeniden üstün olabilmek için bir avantaja daha sahip olması şeklinde görmesinin sonucu onlarla sonuna kadar ve artık ne demeli, kıran kırana bir yarışa, kıran kırana bir rekabete girdiklerini görüyoruz. Bu rekabetin kaçınılmaz sonucu olarak da İslam'ın engellenmesi, İslam'a karşı çıkılması olarak önümüze çıkıyor. Bu kabile, yani Beni Ümeyye kabilesi daha sonra, yani Mekke'nin fethiyle, Ebu Sufyan'ın Müslüman olmasıyla birlikte her ne kadar Müslüman oluyor ise de daha sonra yaptıklarını, özellikle Osman bin Affan zamanında elde ettikleri avantajları Ali bin Ebu Talip Osman'dan sonrası sırasında, yani yine Beni Haşim'den birisinin meşru halife seçilmesi sırasında gösterdikleri direnç, ellerine geçirdikleri iktidarı bırakmama, terk etmeme inatçılığı ve azmi sebatı göstermeleri de bize kavmiyetçiliğin, kabileciliğin nasıl kendi kabilesinden olmanın kendilerine sağladığı üstünlüğü ellerinden bırakmak istememelerini ve bu cahili övünmenin, cahili üstünlük taslamanın sürüp gittiğini göstermektedir. Hatta Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da başı öldürülüp de başı kesilip Beni Ümeyye'den Yezid'in emir iken Yezid'in önüne getirildiğinde o hey gidi Hüseyin bu hale mi gelecektin? Hey gidi Beni Haşim bu halede mi düşecektiniz dediği söylenirken yanında bulunan yine Beni Ümeyye'den Mervan bin Hakem'in ise işte şimdi gördü Beni Haşim aralarından birini peygamber çıkararak Beni Ümeyye'ye üstünlük taslamanın ne demek olduğunu demek suretiyle ki elimizdeki tarihi bilgiler bunları bize veriyor. Sanki başından beri hiç İslam olmamış ve Beni Ümeyye ile Beni Haşim arasındaki rekabeti sürdürmede İslamlığı da kullandıklarını dahi insana düşündürtüyor rahatlıkla. Bu arada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra, yani yalnız Beni Ümeyye'de değil, Beni Haşim'de de yine kavmi hususiyetlerin, kavmi
kabilevi özelliklerin devam ettiğine dair de elimizde az sayılmayacak miktarda ipuçları var. Şöyle ki, Peygamber hayatında, yani Kur'an hiç kimseye vesayet bırakmadığı halde, veraset bırakmadığı halde, Peygamber de sağlığında aleyhissalatü vesselam hiç kimseye vasiyette bulunmadığı, şunu şöyle yapın, şunu şuraya getirin, bunu buraya götürün demediği, üstelik kendi çocuğu da olsa hırsızlık yapanın elini bileğini kendisi eliyle keseceğini beyan ettiği halde, bir başka ona ait olduğu söylenen sözde, kızım Fatıma, babam peygamber diye güvenme, ben sana ahirette hiçbir şey yapamam, olsa olsa bu dünyada sahibi olduğum şeylerden istersin, onlardan verebilirim, daha fazlasını asla yapamam dediğini, sık sık babam peygamber diye güvenme dediğine dair bir sürü rivayet var elimizde. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçek konumu bu olduğu halde, Peygamberin vefatından sonra işin başkasının eline geçmesine engel olmak ya da başkasının eline geçen işi daha da zorlaştırmak için Abbas'ın, Peygamberin amcası Abbas'ın, ki Beni Haşim'dendir malum, ikide bir Peygamberin kızına gelerek Fatıma'ya onun zaafından bil istifade, İşte Fedek'teki araziyi baban indi onu iste, yok bilmem şunu şöyle yap, bunu böyle yap filan diye halife seçilen, Müslümanlara emir-ül müminin seçilen Ebu Bekir'in mensubu bulunduğu kabilenin Beni Haşim'den, Beni Ümeyye'den daha aşağı görülmesi sonucu onun meşruiyetini zedelemek, ona tebaiyeti, biatı geciktirmek de büyük rolü olduğunu görüyoruz. Dikkat edilirse hakikaten Abbas'ın Müslüman olmakta çok geç kalması, kendisinin bizzat herhangi bir iddia ile ortaya çıkmasına, herhangi bir talepte bulunmasına kendisi açısından pek imkan vermiyor idi. Çünkü kimse bunca gecikmeden sonra onun sözünü dinleyecek durumda da değil. Ama onun ailenin fertlerini ortaya sürmek, özellikle Peygamberin kızını ortaya sürmek suretiyle ona yaptırdıkları, ona söylettikleri suretiyle Beni Haşimcilik yaptığını söylemek hiç de yanılma anlamına gelmez kanaatimiz. Çünkü peygamberlerin mirasının olmadığını herkes bilir. Bu sünnetullah'tandır. Sünnet-i Resulullah tabi. Öyledir ve miras bırakmamıştır. Ama buna rağmen Abbas boyuna Fatıma'yı tahrik etmektedir. Ali dahi Fatıma'nın ısrarları sonucu milletin hep birlikte biat ettiği Ebu Bekir'e biatını 6 ay veya bir rivayete göre 8 ay velhasıl Fatıma ölene kadar geciktirmiş ve biat etmemiştir. Kaldı ki meşru bir İslam devleti başkanına biatın gecikmesi demek, biatsız ölmek demek, onu devlet reisi tanımamak demek, otoriteyi tanımamak demek anlamına gelir ve bunun İslam'daki hükmü hakkında da hepinizin bilgileri vardır, bulunmaktadır. Yani meşru emire biat etmeden ölen cahiliye ölümüyle ölür diye peygambere isnat edilen, peygamberden geldiği söylenen bir haber var elimizde. Bugün bizim elimizde, o gün de onların elinde. Bunu bile bile peygambere biatını 6 ay geciktirmek veya 8 ay, en azından hanımı ölene kadar geciktirmek, belli ki Abbas Fatıma'yı epey doldurmuştur bu konuda ve o da Ali'yi etkileyerek bu sonuç ortaya çıktığı anlaşılıyor. Bu tabi elimizdeki verilere göre benim şahsi yorumum. Mümkündür ki yanılabileyim. Allah bilir elbette gerçek doğruyu. Ama benim şahsi düşüncem böyle. Yani yalnız ırkçılık yapan, yalnız kabilecilik yapanların Beni Umeyye mensupları olduğu kanısında değilim. Onların daha sonra siyasi iktidar olmaları ve bu iktidarlarını 200 küsur sene sürdürmeleri onların kabileciliğini, ırkçılığını giderek de bunu Arap ırkçılığı şeklinde dönüştürmelerini daha yaygın, daha meşhur, daha bilinen hale getirmiştir o kadar. Yoksa adı çok meşhur ırkçıya çıkmış insanların dışında ırkçı yok mudur? Bunun gibi. Ama kimileri işte önderlik etmiştir, liderlik etmiştir. Mesela dünyada ırkçı deyince herkesin
hafızasına ilk gelen aklına Hitler'dir. Adolf Hitler'dir. Hitler'den başka bir şey yok mudur? İşte bugün Almanya'da Dazlaklar denilen grubun adı yok, sanı yok. İşte bir tek Dazlaklar denilen. Dün Naziler dendiği gibi ama Nazilerin belli başlı devlet yönetimi yetkisini sahip kişileri vardı. Adolf Hitler'i vardı, işte bilmem, genel bilmem Falkenhayn'i vardı, ötesi vardı, berisi vardı, yok Maraşal bilmem nesi vardı. Dolayısıyla bunlar artık adlarıyla ayrıca anılacak kadar meşhur olmuşlardı. Tıpkı o zaman da bu konuda Beni Umeyye her ne kadar meşhur olmuş, önde gitmiş ise de bu önde oluşun Beni Umeyye'deki ırkçılığın, kabileciliğin ağır basması ile birlikte, ağır basmasının büyük rolü olduğu gibi, aynı zamanda onların iktidar imkanlarına sahip olması ve o imkanlarla 200 küsur sene Müslümanların başında bulunmasının da büyük rolü var. Biz cahili kültürün ana başlığımıza tekrar döner isek, Müslümanları başından beri uzun asırlar boyunca etkileye geldiğini ve bu etkileyişin de Müslümanları İslam'dan uzaklaştırıcı bir etkileyiş olduğunu biliyoruz. Onlara bir canlı örnek olarak da kabilecilik ve ırkçılığı verdik. O da işte Beni Ümeyye ırkçılığı olarak meşhur olmakla beraber Beni Haşim ırkçılığı, bilmem daha başka kabilelerin de ırkçılığı. Beni Ümeyye ırkçılığı daha sonra Arap ırkçılığı şeklinde genişlemiş. Arap olmayan herhangi bir insana, Müslüman olsun, daha da takvalı olsa dahi, en küçük bir görev, devlet kapısında en küçük bir görev verilmemiştir. Tarihler bunu tespit etmiş durumdadır. Bu cahili kültürdür. Cahiliye kültürünün İslam içinde yaşamasıdır. Tıpkı hani aslı esası yok ama işte filan varlık ölmüş, onun ruhu bilmem kimde yaşıyor filan gibi bir takım konuşmalar olur, konu ortaya atılır ya, ona benziyor. Yani İslam geldikten sonra batılın zail olması gerekir çünkü hak gelmiştir. Ama kimi kimseler, kimi gruplar maalesef hak gelmesine, hakkı da üzerlerine almasına, hakka da sahip çıkmalarına rağmen batılı da tümüyle terk etmemişler, tümüyle ondan vazgeçmemişler. Beni Umeyye ırkçılığında bunu açıkça görüyoruz. Cahiliye derken kastımız bu. Daha bir sürü inançlarla ilgili filan, yani davranışlarla ilgili öteberi sürüyle örnek vermek, büyütmek mümkün işi ama biz meselelerimizi örneklere boğmadan özür itibariyle anlatıp geçmekte yarar umuyoruz. Aynı zamanda diğer ikinci başlığımız Yahudilik. Yahudilik başlığını atmamızın sebebi de şudur. Yahudilerin eskiden beri ehli kitap oluşları, bir kitaba, bir peygambere tabi bulunmuşları ve Mekke'deki ilk Müslümanlara ilk komşu olan ehli kitap oluşları, yani onların doğal komşusu özellikle Medine'de Müslümanlarla yan yana oturuyor bulunmuşları, Yahudilerin türlü türlü oyunlarından maalesef Müslümanların da tuzağa düşürüldüğü sonucunu çıkarmak noktasına insanı getiriyor. Şöyle ki, başlangıçta peygamberi insanların gözünde küçültmek, ona olan inancı sarsmak için her türlü alçaklığı, ikiyüzlülüğü, iftirayı, yalanı, dolanı, tuzağı kuruyorlar. Ama işi daha sonra öyle boyutlara, bununla başaramayınca, bu yol ile, bu yaptıklarıyla bir sonuç alamayınca veya Müslümanları dişe dokunur çapla bir tuzağa düşürme sonucuna eremeyince, daha sonra özellikle Yahudilerin, bilhassa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra kimi yaşlı ve kurnaz uyanıklarının Müslüman olduklarını ve Müslümanlar arasında aklı zayıf, iradesi zayıf, İslam'ın da kendisinde zayıf olarak bulunduğu kimi kimselerin çenesinin altına girerek kendi hurafelerini onlara söylettiklerini, kendi hurafelerini peygamber söylemiş gibi adı Müslüman olan bu gibi kimselere rivayet ettirip gezdiklerini görüyoruz.
Bunlardan ismi meşhur olanlar da var. Peygamber hayattayken Müslüman olmamış, peygamberi gördüğü, peygamberle aynı şehirde yaşadığı halde İslam'a yüz vermemiş, İslam'a girmemiş bu kişiler, peygamberin ölümünü takiben Müslüman oluyorlar ve çok rivayetiyle meşhur Ebu Hureyre'nin yanından hiç ayrılmıyorlar. Onun çenesinin düşüklüğünü, oturup kalktığı her yerde "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem" diye konuşmaya başladığını bildiklerinden kendi hurafelerini onun kıt aklının aklından da yararlanarak onun çenesinden, onun ağzından söyletiyorlar. Gerçekten Ebu Hureyre'nin rivayetlerinin neredeyse %80'ine yakında İsrailiyat dediğimiz Yahudi kültürünün kalıntıları, Yahudi kültürünün süzmelerini görmemek mümkün değildir. Yalnız o değil tabii. Yine aynı şekilde aklı kıt, düşüncesi az, zeki olmayan, uyanık olmayan ve bu gibi insanlardan sakınmasını bilmeyenlerin yaptığı rivayetler, onların da raviler zincirine katılması, İsrailiyatın Müslümanlar arasında, İslam kültürü içinde maalesef baş köşelere kalkıp geçip yerleşmesi sonucunu doğurmuş, asırlardan beri de Müslümanları idare eder olmuştur. Müslümanları yönlendirir olmuştur. Örneğin çok meşhur bir rivayette, İsrailiyat menşeli bir rivayette, kulu Allah'ı nasıl biliyorsa Allah öyledir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam güya böyle söylemiş. Yani kulu Allah'ı nasıl biliyorsa Allah kuluna göre öyledir. Hiç böyle bir şey olur mu? Allah ben şöyleyim diye Kur'an'da kendini tanımlıyor, vasıflarını bildiriyor ve onun dışında tanınmaya da, onun dışında bilinmeye de asla rıza göstermiyor iken nasıl olur da peygamber kulu Allah'ı nasıl biliyorsa Allah kulunun bildiği gibidir diyebilir? Mümkün müdür? Ama bir sözü Müslümanlar arasında tutturmanın bir yolu vardır. O da başına "Kale Resulullah, Resulullah buyurdu ki" demektir. Bundan yararlananlar bu ve benzeri nice hurafeyi Müslümanların literatürüne sokmuş, Müslümanları bu hurafelerle, İsrailiyat hurafesiyle düşer kalkar hale getirmiştir. Maalesef. Hatta o kadar düşüncesiz kimselerdir ki bu ravilerden bazıları, yine bir başka örnek vermekte yarar görüyorum. Hadis kitapları da bu, sirek, siyer kitapları da bunu açıklar. Yine Ebu Hureyre kendisi söylemektedir. "Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem" diyerek başladığı rivayetinde, insanlar "Atta, avratta, evde uğursuzluk vardır. Peygamberimiz böyle buyurmuş" diyor rivayetinde. Bunu ondan işiten, peygamberin henüz vefat etmesini takip eden günlerde ondan işiten sahabeler düşünüp taşınıyor, birbirlerinin gözlerine bakıyor. "Bu neyin nesi yahu, olacak iş değil. Bu adam bunu nereden çıkardı? Hiçbirimiz duymadık da bir bu mu duydu" filan. Hazreti Ayşe'nin çok zeki olduğu, İslam'ı pek iyi anladığı herkes tarafından bilinir. Onun için hemen tahkik babında Ayşe'ye gidiyorlar. Ve diyorlar ki "Ya Ayşe, durum böyle böyle, Ebu Hureyre böyle böyle bir laf söylüyor. Siz bunu andıran, buna benzer..." Çünkü onun biz durumunu biliyoruz, yani aklının zayıflığını biliyoruz. "Herhangi bir şey hatırlıyor musunuz?" Hazreti Ayşe'den aldıkları cevabın şöyle olduğunu yine hadis kitapları yazıyor. "Allah ona akıl versin" diyor. Onun aklı kıt Ebu Hureyre için. "O bir lafın başını hatırlasa sonunu unutur, sonunu hatırlasa başını unutur." Yani bir lafı bütünüyle aklına alacak kadar akıl yok kısaca. "Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştu ki" diyor, "insanlar cahiliye zamanında atta, kadında, hanımda ve evde uğursuzluk olduğuna inanırlardı." Yani peygamber diyor ki böyle inanmak cahiliye işidir. İslam'la alakası yok. Bizim Ebu Hureyre'miz olacak zat, İslam böyle demiş, peygamber böyle buyurmuş gibi takdim ediyor. Madem aklın kıt, ne karışıyorsun bu kadar? Çenebazlık ediyorsun. Peygamber'e İslam'ın başından beri arkadaş olan Ebu Bekir'den gelen rivayetin sayısı 250-260 beyler. Hayatının son 3 yılında
peygamberi tanımış Ebu Hureyre'nin rivayeti 7000 küsur. Bu insanı biraz ürkütüyor, dehşete düşürüyor ve zaten bozuk hadislerin %95'e yakında ravisi Ebu Hureyre. Bunu bütün tarih boyunca hadisle uğraşanlar, hadisi uğraşı alanı haline getirenler, hadis erbabı ittifak etmiş durumda. Üzerinde ciddiyetle birleşmişler. Evet, Yahudilik Müslümanların bir başka din olarak ilk komşuları olması neticesinde onlarla düşme, kalkma, onlarla oturup kalkma, alışveriş yapma, görüşme etmede Müslümanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayattayken çok titiz davranıyorlar idi. Ama onların kurnazlıkları kitaba hesaba sığmaz boyutlarda olduğu için adamlar bu Yahudi olarak bu işi yapamayacaklarını, İslam'a bozamayacaklarını, İslam'a bozukluk katamayacaklarını bildikleri için ya da gördükleri, daha sonra Müslüman olmak suretiyle Müslümanların lügatlarını bozmuşlar, bilgilerini bulandırmışlar, inançlarını bulandırmışlar. Bugün İsrailiyat ana başlığı altında dünya kadar inceleme konusu olan kitapların ortaya çıkmasına sebep olmuşlar. Tefsirde İsrailiyat ana başlığı altında Abdullah Aydemir'in Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bir kitabından size İktibas Dergisi'nin muhtelif sayılarında bahsetmiş olmalıyız. Onu muhakkak okumalısınız. İsrailiyat denildiği zaman söze girerken de söylediğim gibi birincisi en geniş anlamı ve kapsamıyla İsrailiyat ki o İslam dışı bütün kültürleri kapsayan genişlikte kullanılır. İkincisi o genel olarak, bu da özel olarak şu anlamda kullanılıyor, Yahudi menşeli, Yahudi kültürü şeyi taşıyan, Yahudi kültürü taşıyan bilgiler anlamındadır. İslam'dan gibi göründüğü halde İslam'la alakası olmayan bilgiler, inançlar, mesela Mehdilik inancı da yine Yahudi kültürünün ürünüdür. İslam'da uzaktan yakından alakası yoktur. Kur'an'da hiç Mehdi'den bahsetmez Allah. Evet, Hristiyanlık Yahudilikten biraz daha sonra gelmekte ve onunla birlikte yine Hristiyan insanların Hristiyan olduğu toplumların daha sonra Müslümana, İslam'a girmeleriyle onlar tarafından, girenler tarafından İslam'a taşınmış Hristiyani kültür de İslam içerisinde, İslam kültürü içerisinde karışmış vaziyette bulunmaktadır. Bütün bunları tanımak, teşhis etmek ve onlardan İslam'ı soyutlamak, İslam'ı onlardan uzaklaştırmak, onların kirliliğinden İslam'ı arındırmak mutlaka tevhid akidesi sahiplerinin ilk vacibidir, kendilerine ilk farz olan şeydir. Ahalisi Hristiyan olan Mısır, ahalisi Hristiyan olan Suriye, yine ahalisi Hristiyan olan Anadolu, Suriye'den bu tarafa geçilirse, bütün buraların halkının zaman içerisinde süratle Müslüman olmaları, o insanların eski kültürleri, eski dinleri olan Hristiyanlıktan da bir takım kavramların, bir takım düşüncelerin, İtikadi hususların, ameli hususların Müslümanlara, İslam'a giren Hristiyanlar, bu Hristiyanlar vasıtasıyla taşındığını biliyoruz. Ayrıca ve özellikle Beni Umeyye zamanında tercüme edilen kitaplarla da bu kültürün girişinin hızlandırıldığına şahidiz. Diğer yandan eski Yunan kültürü başlığı altında incelemek istediğimiz husus da Şam Sarayı'nın yani Beni Umeyye Sarayı'nın, Beni Umeyye emirlerinin eski Yunan kültürünü Arapçaya taşıyan, süratle hızlı bir şekilde tercümeler yaparak, eski Yunan kültüründe Aristo'dan Eflatun'a kadar, Stoacı Ekul'den bilmem neye kadar, ne kadar düşünce ve felsefe varsa hepsi Müslümanlarla, hepsini Müslümanlara taşımada taşeronluk yapan Süryanilere çuvallar dolusu tercüme parası verilmiş. Bu hizmetleri karşılığı Beni Umeyye, Süryanileri adeta zengin etmiştir.
Süryaniler eski Yunanca'yı bilmektedir. Arapçayı da bilmektedir. Dolayısıyla bunu yapanlar eski Yunanca'dan tercüme ettikleri Yunan'ın felsefi kitaplarını, Müslümanların itikadını bozacağını bile bile, bozduğunu da göre göre Beni Umeyye emirleri maalesef büyük ödüllendirerek, kırmızı kırmızı altın liralar sayarak bunu teşvik etmişler ve Yunan'ın Arapça'ya tercüme edilmedik eseri adeta kalmamıştır. Eski Yunan kültürü de bu surette Müslümanların bulunduğu havuza akıtılmış, İslam'ın tertemiz akidesiyle, amelleriyle, doğrularıyla tertemiz havuzuna da yabancı kültürlerin atıkları, Yahudilikten cahiliye kültürüne, Hristiyanlıktan eski Yunan kültürüne varana kadar aka böyle akide bozuklukları, uğurları yahut adacıkları meydana gelmiş. Daha evvel işlemeye çalıştığımız vahdet-i vücutun, tasavvufun, Mehdi ve Mesih anlayışının da yine İslam dışı kültürlerden İslam'a taşınmış, ödünç alınmış ki İslam'ın ödünce kesinlikle ihtiyacı olmadığı halde başka kültürlerden taşınmış kavramlar olduğunu rahatlıkla biliyoruz ve rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine İslam Müslümanlar tarafından dünyanın dört bir tarafına yayılırken, yayılmak için çalışılırken ta Hindistanlara kadar uzanılmış, bu arada Orta Asya'ya intikal edilmiş ve Hint kültürüyle Endonezya, Malaya, Malezya gibi adalara da ulaşılmış ve oralarda yine halkın İslam'a çağırırken karşılaşılan yabancı kültür, yani Hint kültürü, ki Hindistan kıtasında biliyorsunuz bir fuarı dolduracak çoklukta, yoğunlukta çeşitli din mevcuttur. O dinlerin tümüyle tanışılmış, karşılaşılmış, muhatap olunmuş ve sonuçta Hint dinlerinden de maalesef özellikle Müslüman olan Hintliler tarafından, ki bir kısmı kasıtlı, büyük bir kısmı da kasıtsız olarak da olsa, İslam'a yine başka yabancı kültür, yani İslam dışı Hint kültüründen de taşınmalar olmuştur. Bunların birçoğunu örneklendirmekte zorluk çekmeyiz. Dikkat edilirse İslam gibi sayılmasına rağmen İktibas dergisinin daha önceki sayılarında halk edebiyatında ve inançlarında Evliya Menkabeleri başlıklı Profesör Ahmet Yaşar Ocağ'ın yayınlanmış bir kitabından alıntılar yapmış idik, iktibaslar yapmış idik. Bu iktibaslarda Hristiyan menşeli Evliya Menkabeleri, Yahudilik, yani Yahudi menşeli Evliya Menkıbeleri, Budizm menşeli, Budizm kaynaklı Evliya Menkıbeleri, Şamanist menşeli Evliya Menkıbeleri gibi başlıklar altında mukayeseli bir şekilde Ehl-i Sünnet cari ve geçerli yaygın, Şia arasında, Aleviler arasında geçerli ve yaygın Evliya Menkıbelerinin menşeleri itibariyle tasnife tabi tutulmuş mukayeseli cetveller vermişindik. Bunların dikkatli bir şekilde incelenmesi bu konularda sizi daha çok aydınlatıcı rol oynayacaktır. Zerdüştlük de yine Müslümanlığın, İslam'ın yayıldığı ülkelerden İran'ın eski dinidir. Orada da işte bir karanlık tanrısı vardır, bir aydınlık tanrısı vardır, bilmem ne, yani kendine mahsus ama İslam'la uzaktan yakından ilişkisi olmayan İranlıların eski dinidir. İranlıların da İslam'la muhatap olduktan sonra İslam'a girmeleri sonucu girerken, İslam'a gelirken bir sürü zerdüştlükle alakalı, eski dinleriyle alakalı şeyleri alıp getirdiklerini, o gibi şeyleri İslam içinde yaşatmaya devam ettiklerini biliyoruz. Elimizdeki veriler bugün Şia'da Esne Aşeriye öncelikli olmak üzere, hatta Hulat-ı Şia başta olmak üzere birçok Şia ekolinde İtikattan başlamak suretiyle ameli bozukluklara kadar birçok şeyde zerdüştlüğün izini görmemek mümkün değildir. Daha sonra Orta Asya dini olan ve Türklerin İslam'dan evvel dinlendikleri şamanizmin de yine Türklerin hemen hemen yeryüzünde hiçbir kavimde rastlanmayacak şekilde
ezici çoğunluğunun, neredeyse tamamının, derecek derecede ezici çoğunluğunun Müslüman olması sonucu yine onlar İslam'a girerlerken, ki İslam'a girmek malumunuz asker ocağına gidip işte üstündeki sivil elbiseleri donuna, gömleğine kadar çıkarıp askeriyede verilen donu, gömleği, işte pantolonu, ceketi bilmem neyi giymek şeklinde olmuyor maalesef. Çünkü elbise değiştirmek kolaydır. Üstünde kalanı görürsünüz, değiştirmesi gerekeni görürsünüz, kirini görürsünüz, temiz olanı bilirsiniz ama fikirleri değiştirmek, ne elbise değiştirmek gibi kolay ve kısa zaman alan bir iştir, ne de emek verilmezse, değiştirdim deyip dursa da dil kolayca söyler bunu ama kafaların değişmesi, kalplerin değişmesi gerçekten çok emeğe, çok zamana ihtiyaç gösteren bir vakadır. Bu bakımdan İslam'ın yayılması sırasında büyük topraklar üzerinde, o toprakların eski halkları üzerinde etkinlik göstermeye başlaması anından itibaren dikkat edilirse, işin bir başka yönü daha bizi, dikkatimizi çekiyor, dikkatlerimiz. Şöyle ki, İslam'ın yayıldığı bölgelerde, yani Suriye, İran, Irak, işte Hindistan, Türkistan, Mısır öbür tarafta, buralarda şiddetle, yani süratle yayılırken, insanlar fevç fevç İslam'a girerken, cahiliye Araplarından da başlayarak, yani Arabistan'da, bir yanda siyasi iktidarın durumuna bakarsak, göz atarsak, bu hurafelerin, eski dinlerin, kültürlerinin İslam'a bu boyutlarda taşınmasını açıklamak daha kolay hale gelebilir. Mesela Peygamber Aleyhisselatü sağ iken, onu takiben Ebu Bekir ve Ömer sağ iken çok hassas insanlar olmaları münasebetiyle her türlü cahiliyeye karşı büyük bir dikkatleri var. Bir bekerel, hani bir benzetmeyle söylüyorum, bir bekerel cahili kirliliğe dahi izin vermek istemiyor. Rastladıkları küçüğünden büyüğüne her türlü pisliği, kirliliği, cahili kirliliği önlemeye çalışıyorlardı. Açıklıyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açıklıyordu. Sonra Ebu Bekir aynı şekilde, Ömer aynı şekilde davrandı. Ama Osman'ın siyasette ve yönetimde gösterdiği, Osman bin Affan'ın zaaf, o devirde içinde pislik olanların pisliklerini dışarıya vurma imkanını insanlara verdi. Ve otorite sarsıldı. Sarsılan otoriteyi de Ömer İbni Hattab kadar kadir olmayan, güçlü olmadığı görülen ve bilinen Ali İbni Ebu Talip yeniden eline geçiremedi ve Beni Ümeyye'nin siyasi iktidar eline geçti, biliyorsunuz. Bu bakımdan dikkat edilirse Beni Ümeyye'de olsun, onlara karşı Ali ve evladının hukukunu koruyup kolluyoruz yahut onun avukatlığını yapıyoruz diye ortaya çıkan Abbas oğullarında, yani Abbas'ın oğullarında olsun, Beni Haşim adına bu rekabeti sürdüren, Ali'nin evladıyla bilmem neyle uzaktan yakına alakasının olmadığı, iktidarı kendileri için istediği tarihi bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü Beni Ümeyye'nin elinden aldıkları iktidarı Beni Abbas, Abbas oğulları olarak sürdürdüklerini tarih bize gösteriyor. Gerek Ümeyye oğulları gerekse Abbas oğullarının iktidar olmaları boyunca, ki toplam neredeyse 500 seneye yakındır, bu süre boyunca siyasi iktidarlar, yani Beni Ümeyye ve Beni Abbas siyasi iktidarları birinci derecede kendi kabilelerinin üstünlüğünü, kendi kabilelerinin iktidarını, gücün kendi ellerinden çıkmamasını öne almışlar ve her şeyi bu amaçlarını gerçekleştirmek için kullanmışlardır. Bu sebepten dolayı İslam bu kadar yayılıyor. Dünya kadar insan Zerdüştlük'ten, Budistlik'ten, Şamanistlik'ten, Hristiyanlık'tan, şundan bundan İslam'a geliyor. Bunlarla ilgilenelim. Bu insanlar eğitilmezse, bu insanların üzerinde durulmazsa, ince ince uğraşılmazsa, bu insanlar eski dinlerini taşıyorlar. Eski dinleriyle birlikte geliyorlar. Tamam, Müslüman oldum diyor. Ne? İşte kelime-i şehadet getir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bitti. Bitmedi. Daha Bismillah yeni başladı. Kim öğretecek kavramlar, yani İslam'a göre ne nedir, hiç kimse bir şey bilmiyor ki.
alama adama bir kelime-i şehadet getirtiyorsun ve İslam'a girmiş, küfürden çıkmış oluyor. Ama hoş geldin. Yani şu binaya girmek, bir eşiğinden eşiğine basmak var, bir de ta buralarına kadar gelmek var. Yani onun eşiği de, eşiğinin dibi de, yani bir karış dibi de bunun içidir. Tabi buralar da içidir ama burası kadar içi midir eşik? Değil. İnsanların İslam'a girişleri de öyle. Yani dinlerinden çıktılar. Eski dinlerini bıraktılar. Nasıl Müslüman oluyor? İşte öyle Müslüman oldular. Ama orada da kaldılar. Eski dinlerinden, kendilerinden neler? Müslüman olduk dedikten sonra da onları yaşatmaya devam ettiler. Yaşatmayı sürdürdüler. Çünkü o boşluğu kim dolduracaktı? Kim onlara eğitim verecekti? Devlet. Devlet neyle meşgul? Gerek Umayye oğulları, gerek Abbas oğulları. Devlet kendi saltanatını sürdürmekle meşgul. İktidar kendi sülalesinin elinden çıkmasın, onunla meşgul. Böylesine İslam'ın önüne kendi sülalesini, kabilesini geçiren insanların yönetiminde İslam elbette ki en azından ikinci plana düşecekti. Önem itibariyle ikinci planda kalacaktı. Nitekim de kaldı. Kaldı. Müslümanların itikadı ne oluyor, ne bitiyor, ne ediyor filan, amellerini hiç kimse umursamadı devlet olarak. Bir Ömer İbni Abdülaziz var Beni Ümeyye'den ki gerçekten Allah'tan korkan ve ikinci Hazreti Ömer diye İslam literatürüne kayda geçmiş literatüründe bir insan. O da 2,5 sene filan, yani çok kısa bir süre. Onun da varlığıyla yokluğu fark edilmez oldu çünkü çok geniş hudutlara ulaşan İslam topraklarında 2-2,5 sene hükümdarlık yapmanın fazla bir iz bırakması da beklenemezdi. O çok mükemmel bir insan olmasına, takva sahibi bir insan olmasına rağmen nitekinde fazla bir izi eseri olmadı. Şimdi düşün, yani bir taraftan eğitilecek insan sayısı, öğretilecek insan sayısı süratle artarken bu İslam'ın yayılması sırasında da sahabeler, tabi'in, tebe-i tabi'in gibi onlar, yani İslam'ı iyi bilen insanlar da gerek aradan yılların geçmesi sonucu yaşlanmayla savaşlar sırasında, yani iyi yetişmiş öğretmen durumunda, öğretici durumundaki insanlar da büyük bir süratle azalıyor. Yani öğrenci çoğalıyor, öğretmen azalıyor. Ne olacak? Doğal olarak sınıf mevcutları kabaracak, kabaracak, kabaracak. Bırak herkesle tek tek meşgul olmayı. Bir de öğretmenin amacı da şey olursa, yani birinci amacı siyasi iktidarıyla meşgul olmak olursa, devlet bazında söylüyorum, öğrencilerin adını bile öğrenemeyecek öğretmen. Öğrenci o kadar, şurası öğretmen, öğrenci dolu. Bir düşünün, yani bir ilkokul olsa, burası öğrenci dolu olsa, Allah bilir 200 kişi alır şurası. 250 kişi alır. 250 kişiyi bir öğretmen
uğraşsın diye verseniz 250 kişiye ne yapar öğretmen? Vallahi bir yıl geçtiği halde bir adını yazdırabiliriz aşk olsun. Ana baba günü olur ortalık. Değil mi? Biliyorsunuz kaliteli eğitimde, kaliteli öğretimde öğrenci sayısına düşen, yani öğretmen başına düşen öğrenci sayısının azlığı da mühim rol oynuyor. Bu gerçek hiçbir zaman yadsınamadı. Görülmezlikten de gelinemez. Siyasi iktidarın da amacı dediğimiz gibi başka şeyler olunca, olmaya başlayınca iş büsbütün çığırından çıktı. Kim ilgilenecek? Takva sahibi, dürüst, iyi Müslümanlar bir şeyler öğretmeye, etmeye çalıştılar ama düşününüz yani Tasavvuf ve İslam adlı kitabımızda da değindiğimiz gibi öyle şeyler olmuş ki yani Müslümanlar, yani Müslüman olduk diyen insanlar Hristiyanlara soruyorlarmış Suriye'de. Sizin dininizde daha takvalı olmak için ne yapın? Onlar da diyormuş ki işte öyle uzak yerlere, daha tepelerin başlarına filan işte manastır yapılır. İşte orada bir hırka, bir lokma şeye uzlete çekilir. Rahipler, papazlar ve öyle takva sahibi olur. Ve İslam tarihinde ilk tekkenin açılışı bu suretle oluyor böyle. Düşünebiliyor musunuz? Yani Müslümanlar daha takvalı nasıl olunabileceğini Hristiyanlardan sorar hale gelmişler. Yani kendilerinin başında eşek başı var çünkü. Öyle ya, Müslümanların başı olsa elin gavurundan sorulur. Halkıyla meşgul olmuyor. Onlara İslam'ı öğretmiyor. Ne olacak o insanların hali? Aynı saray, Beni Ümeyye sarayı, Şam'daki saray. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kendisi gibi vahiy katipliği yapmış sahabeden birine rastlıyor Muaviye. Ona diyor ki, sen peygamberin yanında benden fazla kaldın. Bana diyor, çok dikkatini çeken onun sözlerinden birini diyor, söyler misin? Adam da zeki bir adam, uyanık, iyi bir Müslüman. Diyor ki, vallahi bir gün onun yanındaydım, aynen şöyle söylediğini işittim. Şehitlerin efendisi Hamza buyurmuşlardı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kim cahiliye zamanında yaşar ve zalim bir hükümdar zamanında yaşar ve onun zulmünden dolayı öldürülürse, o kimse, bu öldürülen kimse de şehitlerin efendisi Hamza'nın mertebesinde olur. Yani o da şehitlerin efendisi gibi olur buyurmuşlardı. Tabi bu söz gerçekten yani peygamberden işittiği bir söz. Bir de tam Muaviyelik bir söz. Ona işittiriyor yani senin yaptığın böyle. Muaviye'nin bu sözü işittiği zaman Allah razı olsun diyeceği yerde ne dediğini tarihler rivayet ediyor bize. Anan ölsün evi diyor, bula bula bu sözü mü buldun bana nakledecek diyor. Tabii senin gibisine hangi sözü nakledin? Tam senlik bu söz işte. Yani peygamberden gerçekten söz nakleden, hadis nakleden birisine böyle söyleyen Muaviye, öbür taraftan Ebu Hureyre'ye Beni Ümeyye saltanatının işine gelen ne kadar rivayet varsa arka arkaya akşama kadar 10 tane değil 50 tane söylesin diye her rivayetine kırmızı kırmızı liralar bastırıyordu. Tarih yazıyor bunu. Ebu Hureyre'de iş yok, güç yok. Hiçbir iş falan tuttuğu yok. Kendisi rivayet ediyor. Bir rivayetinde diyor ki ben diyor hiç çalışmazdım diyor. Onun bunun yanına giderdim. Mesela sabahleyin senin dükkanına gelirmiş. Dır dır dır. Tabii kalk git bir adam diyeceksin. O uyanık da öbür taraftan. Bir yerde haklıdır, bir yerde de uyanık. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye başlarmış hep. Şimdi burada hep böyle konuşup duran adamı da kalk git desen sanki peygamberi kovuyormuşsun gibi duygusal bir şey hakim oluyor sana. Ses çıkaramıyor. Öğlen oldu mu? Öğlene kadar böyle. Dır dır. Öğlen oldu mu benim karnımı bir doyur, karnım aç. Karnını doyurtturuyor senin yanında, öğleden sonra bir başkasının kapısını çalıyor Hasan abi. Aleyküm, buyur, nasılsın? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, orada da başlıyor gazel okumaya. Tabii eğri mi, doğru mu, bilmem ne mi, hiç. Akşama kadar, adam bir şey diyemiyor, kalk git dese sanki peygamberi kovuyormuş gibi hissediyor. Akşam zaman benim karnımı doyursan. Kendi anlatıyor bunları.
Diyor ki peygamber bana derdi ki diyor sık sık, bak Ebu Hureyre böyle olmuyor. İnsanlar arasında onurunla yaşamayı öğren. Bir iş tutmuyorsun, hiçbir iş yapmıyorsun ve hep kendini başkalarına yük ediyorsun. Karnını başkalarına doyurtuyorsun. Böyle güzel değil, böylesi seni düşürüyor. Yapma etme derdi diyor. Bir iş tut derdi. Ben de ona diyor, ama ben seni çok seviyorum ya Resulullah der, yanından kaçardım diyor. Hadi ölüm mü öldürün mü yani. Ömer'in eline geçecek, vurunca arkası üstü yıkar. Evet. Şamanizmin de Türklerin büyük çapta yani ezici çoğunluğuyla İslam'a girmesiyle birlikte, ki onların yoğun olarak İslam olmaları Türklerin, Abbasilerin aşağı yukarı son zamanlarına rastlar bilirsiniz. 8. miladi asırdan, 2. hicri asırdan başlar Türklerin Müslüman oluşu. Aşağı yukarı 4 asır boyunca devam eder. Yani ilk temaslardır 2. asırda başlayan. Abbasilerin son devirlerinde Türkler artık tümüyle hemen hemen İslam'a girmişler. Hatta Abbasi güçleri Türk gücüne dayanır. Abbasi iktidarı Türk gücüne dayanarak iktidarda kalır hale gelmişlerdir. Hepinizin adını gayet iyi bildiği Ebu Müslim Horasani denilen kişi Türktür ve bu şahıs Abbasilerin tabir caizse bugünkü deyimle genelkurmay başkanıdır. Yani tüm askeri güçlerinin en büyük komutanıdır. Önemli olan şey şu, yani o günden bugüne Abbasilerin son devrinde artık din yani İslam bir sürü hurafelerin kendisine karıştığı, bir sürü bozukluklarla, hurafelerle birlikte yaşamayı öğrenmiş, o hale gelmiş bir din olmuş ve bu dini işte Türklerin sırtına hak din diye sarmışlar. Onlar da o gün bugündür 12 asırdır al takke ver küle hak din uğruna, yani sırtına sarılan neyse batılıyla, itikattaki bozukluğuyla, davranış bozukluğuyla evlat verir, can verir, mal verir, yani vermedik şey bırakmaz olmuş. Tabii kim neyi biliyorsa din adına fedakarlığını da bildiğinin adına yapacaktır. Bilmediğinin adına yapmaz kimse. Yapamaz zaten. Bütün bunlar şunu gösteriyor ki bu kültürlerin, cahili kültürlerin en genel anlamıyla cahili kültürlerin İslam'a girmesinde siyasi iktidarların büyük rolü olmuştur. Özellikle Beni Umeyye'nin ve onu takiben ve ondan aşağı kalmayacak şekilde de Beni Abbas'ın ihmali, dini endişeleri ikinci plana itmesi ve kabilelerinin iktidarını sağlamayı ve sürdürmeyi birinci problem haline getirmeleri kesinlikle hurafelerin Müslümanlar arasında yayılmasında başrol oynamıştır. Örneğin tasavvuf bu ikisinin devrinde ortaya çıkmış, Beni Umeyye zamanında ortaya çıkmış, Beni Abbas zamanında semizlemiş, büyümüş ve şişmanlamış, yerinden kaldırılamaz hale getirmiş, gelmiş. Bütün siyasi iktidarlara çok büyük sorumluluğu var bunun üzerinde. Dikkat edilirse İslam, yani Müslümanların bozulup o günkü o pırıl pırıl İslam'ın ve uygulamasının bugünlere gelinmesinde ne gibi şeylerin rolü olduğu denildiğinde şunu rahatlıkla söyleyebilecek durumdayız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında insanlar İslam'a az ilgi gösteriyordu ve o az ilgi sayesinde zaman da bol idi. Müslüman olanlar başta peygamber olmak üzere insanları, İslam'a giren insanları böyle dantel gibi işliyorlardı. Yani uzun uzun uğraşıyor, eğitiyorlardı. Bunun sonucu güzel bir kadro ortaya çıktı. Fakat daha sonra bir yandan siyasi iktidarın emelinin İslam olmaktan çıkışı veya ikinci plana inişi, bir yandan yeni Müslüman olanların sayılamayacak kadar çoğalışı ve eğitime muhtaç insanların baş edilemeyecek derecede çoğalması, kalitenin fevkalade düşmesine, yani Müslüman kalitesinin, İslam'ı bilen insan sayısının çok aşağılara düşmesine sebep oldu.
O gün bugündür de çok ciddi bir hamle yapılıp şu esaslı arıza giderilmeye çalışılmamış. Bu sebeple de neredeyse 1200 yıldır Müslümanlar böyle perişanlıklarını akidede bozukluklarıyla, amellerinde bozukluklarıyla sürdüre gelmişler. İlk defa belki Türkler Müslüman olduğundan bu yana bizim anlatmaya çalıştığımız Kur'an İslam'ıyla muhatap oluyorlar. Ve elhamdülillah gerçekten 33 yıl önce bu işe başladığımızda sıfır noktasında, hatta sıfırın altındayken bugün Allah'ın lütfuna, keremine, onun bereketlendirmesine hamdolsun ki ucu bucağı alınmayacak derecede geniş çevrelerde ve hassaten da dinamik kesimde, yani genç kesimde anlatmaya çalıştığımız İslam, yani Kur'an İslam'ı tek kelimeyle mâkes bulmuş, ilgi çekmiş ve üzerinde ciddiyetle durulur hale gelmiştir. Tabii daha yenilecek çok fırın ekmek vardır. Kat edilecek daha çok büyük mesafeler vardır. Ama buna rağmen gerçekten çok büyük mesafeler de alınmıştır. Artık geri dönüşün mümkün olmayacak kadar bu konuda ileri gidildiğini rahatlıkla söylemek mümkündür. Tabii bu bize ümit vermesi açısından güzel, gerçek olması açısından da güzel ama eksik, daha istenilen sonucu doğurucu olmaması açısından, daha yapılacak çok işin bulunması açısından da bizleri kamçılayıcı rol oynamalı. Yoksa ümitlerimizi kesici değil. Akşamki dersimizin ana başlığı Müslümanları olumsuz yönde etkileyen şeyler idi. Bu ana başta iki tali, yani ikinci derecede başlık atmış. Onlardan birine tarihte Müslümanları menfi yönde etkileyen şeyler ve yakın tarihte Müslümanları menfi yönde etkileyen şeyler olarak iki tali başlığa ayırmış idik. Ve birincisini, yani tarihte Müslümanları menfi yönden etkileyen şeyler ana başlığının daha aşağı başlıklarını cahiliye, Yahudilik veya İsrailiyat, Hristiyanlık, eski Yunan kültürü, Hint dinleri, Zerdüştlük ve Şamanizm ara başlıklarıyla incelemiştik. Şimdi Müslümanları yine diğeri tarihte olduğu gibi günümüzde etkileyen, itikat ve amelleri açısından onlarda kirlilik meydana getiren, bozma, değişiklik meydana getiren yakın tarihteki etkenler üzerinde durmak istiyoruz. Yakın tarihte Müslümanları etkileyen etkenler, olumsuz yönde etkileyen etkenler ana başlığı altında veya tali başlığı altında bir aşağı yukarı 250 seneye veya yuvarlak hesap 200 seneye vardırılan bir etkilenmeden söz edilir günlük konuşmalarımızda. Bu tarih, yani 200 yıllık tarih, bugünden geriye doğru 1700'lü yıllardan başlayıp işte 2000'li yıllara, yani günümüze gelene kadar daha ziyade Müslümanların siyasi, askeri, ekonomik, idari gücünde zayıflamanın meydana geldiği ve giderek hasıl olan boşluğun da güçlenen Batı tarafından, Batı'daki kavramlar tarafından doldurulmaya başlanıldığı kastedilir. Bu itibarla Müslümanlar Batı'dan gerçekten çok etkilenmişler. İslam'dan uzaklaştıkları nispette, Kur'an'ı anlamaktan uzaklaşmaları nispetinde Batı'dan etkilenerek batılı kavramlarla, batılı telakkilerle, batılı düşünce ve davranışlarla İslam'a ait bulunması gereken yerleri batılı kavramlarla doldurmuşlardır maalesef. Hala da Müslümanlıklarından vazgeçmemekte ve ben İslam'a uzakları bile ben Müslümanım diyebilmektedir. Siyasi idarenin Türkiye'de İslam'la uzaktan yakından hiçbir alakasının bulunmamasına, resmen, alenen anayasasında ve diğer bütün kanunlarında İslam'ı reddetmesine, İslam'ı dışlamasına, hayatın dışına itmişliğini vesikalandırmasına rağmen
yine de devleti yönetenlerin birbiriyle yarışırcasına ya da yönetmeye talip olanların İslamlıklarından bahsetmeleri çok gariptir. Garip olmakla birlikte de yönettikleri geniş halk kitlelerinin yüzeysel kültürlerini göstermesi, cahilliklerinin damgası halinde görünmesi bakımından da ilginçtir. Zira halk hem İslam'ı sevdiğini söylemekte, İslam istediğini söylemektedir, hem de küfür hükümleriyle kendilerine hükmedecek, hükmetmeye talip partilere birbiriyle yarışırcasına oy verebilmektedir. Hiç de bu çelişkiden kılı kıpırdamamaktadır. Halkı birkaç yuvarlak sözle İslam'ı sevimli gösteren, beğenen, baş üstü tutan birkaç beğenili söz söylemekle halkın oylarını rahatlıkla alabilenler de hiçbir zaman tavırlarından vazgeçmemekte, onları sıvazlamakta, şivemekte, okşamakta ve bu aldatma uzun zamandan beri sürüp gelmektedir. Örneğin en son örneğini bu anlatmak istediklerimizin Türkiye'ye başbakan seçilen, İngilizce düşünen, Türkçe konuşan Tansu Çiller Hanım yapıyor başbakan olarak ve Kur'an-ı Kerim bizim en yüce değerimizdir. İşte peygamber sevgisiyle doluyuz biz, onu miras bırakacağız bu ülkenin insanlarına cart curt diye işitenleri böyle sersemleten, memnuniyetten böyle kendinden geçiren, yüzeysel düşünenleri tabii, aklı erenleri de derinden düşündüren sözler bunlar. Yani gerçekten Kur'an-ı Kerim en yüce değerse, ona sarılmalıysanız, peygamber sevgisiyle doluysan, miras bırakacak kadar da o fazla ise sende, niye hiç üstünde eserine rastlamak mümkün olmuyor? Ne düşüncende, ne davranışlarında, ne kılığında, ne kıyafetinde, ne uyguladığın kanunlarda, ne konuşmalarında. Bir taraftan oyuna ihtiyaç duydukları halka bunları rahatlıkla söylerken, öte taraftan gözüne girmekten, rızasını kazanmaktan başka emel taşımadığını gördüğümüz Batı'ya, ata karşı, Avrupa topluluğuna karşı da olanca güçleriyle aman biz sizden yanayız, biz attan yanayız, biz Avrupa'dan ayrılamayız, bizi aman ayırmayın, uzak tutmayın, Avrupasız biz yapamayız, ölürüz, mahvoluruz, biteriz, biz Avrupalıyız da Avrupalıyız demekten de hiç vazgeçemiyorlar. Avrupa'da İslami hiçbir değer yaşamadığına göre, Avrupa İslami vahyi değerlere kökünden sırtını dönmüş, ondan uzak kalmaktan da hali hazır görünüşüyle çok memnun bulunan bir kıta olduğuna göre, devletlerle dolu bulunduğuna göre hem ondan ayrı kalmayacak hem de Kur'an-ı Kerim'i yüce kitap bileceksiniz. Nasıl işte bu birbiriyle çelişen şeylerdir ama halkın cehaletinden yararlananlar bu konuda halkı kandırmayı hala sürdürmekte ve bunu tekrar tekrar hepsi birbiriyle yarışırcasına yapmayı iyi becermektedirler. Bunda tabii suç ne kadarı onların, ne kadarı Müslümanım diyenlerin ve böyle diyenlere oy verenlerin, oy veren Müslümanım diyenlerin elbette ki üstünde durulması gereken bir gerçek. Hakikaten Müslümanlar İslam'ı bilselerdi, hakikaten Müslümanlar İslam'dan, Kur'an İslam'ından, Kur'an'daki İslam'dan haberdar olsalardı, hiçbir zaman onun bunu yalnız ağzına bakmakla iktifa etmezler, yetinmezlerdi. Açık bir şekilde ağızlarından çıkan sözlerin doğru olup olmadığına Kur'an'a vurarak, Kur'an'la sağlamasını yaparak doğru olup olmadığına bakarlar. Doğru değilse zaten itibar etmezler, Kur'an'ı tutmuyorsa. Kur'an'ı tutanları da, tutanların da davranışlarını gözlemeye başlarlar. Söyledikleri doğrularla, Kur'an'ı doğrularla davranışları da birbirini tutuyor mu tutmuyor mu ona da bakarlar, sağlamasını bu şekilde yaparlardı. Fakat lafını söyleyip köşeleri dönüyorlar. Halk hiç bu lafı söyleyenlerin işleri de söyledikleri laflara yakışır şekilde midir, sözlerle uygun mudur demeyi bilmiyor. Umurunda değil. Üst üste kendisini aldatanlara defaatla tekrar tekrar kendisini aldatma fırsatı veriyor. Oyuyla onları bu sefer şunu, öbür sefer bir başkasını başına getiriyor. Ondan sonra da oturup şikayet ediyor, işte halimiz şöyle de böyle de filan. Zaten nefislerindekileri değiştirmemiş bir toplumun halini Allah değiştirmeyeceğini,
ya da bunun tersini, nefislerindekileri değiştiren toplumun halini değiştireceğini Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ifade ettiğine göre bu halk halinin değiştirilmesini hak eden bir halk olmak istemiyor ya da olmaktan uzak ki Allah-u Teala da onların halini değiştirmiyor. Ne var ki sizin gibi, bizim gibi insanlar nefislerini değiştirmeye başlamış insanlar olarak bu halka önderler olacak, örnekler teşkil edecek ve bu Kur'an'dakilerle nefislerimizdekileri değiştirme işinin öncüleri olarak görüneceğiz. Güzel örnekler, usvetül haseneler oluşturacağız. İnşallah aynı işin daha geniş alanlarda, daha geniş kitlelere ulaştırılması halinde daha çok sahip bulacağı inancıyla açıkça şunu söyleyebiliriz ki bugün bizim değilse bile istikbal İslam'ındır demek çok daha rahat, daha güven verici bir şekilde söylenecek söz haline gelecektir. Ama açıkça bilinmeli ki bunu söyleyebilmek ve sözün gerçekliğini gösterebilmek bizlere, Müslümanım diyenlere düşen iştir. Biz gereken gayreti gösterir, sözümüzün eri olur, İslam olduğumuzu söylememizin gereğini yerine getirir. Yani İslamlık neyi gerektiriyorsa, sahih akide ve salih amelleri gerektiriyor, onların sahibi olursak bu söylediğimiz istikbal bizim olur, İslam'ın olur. Yoksa aksi halde Allah'ın kanununda bunun aksi yazmıyor. Yakın tarihte Müslümanları etkileyen şeyler, menfi yönde etkileyen şeyler, boşlukların doldurulması şeklinde tecelli etmiştir. Batı kültürü Fransız İhtilali ile birlikte İslam ahalisinin bulunduğu mıntıkalara doğru akmaya başlamış, akıtılmaya başlamış, sömürgeciliğin, emperyalizmin kaçınılmaz sonucu olarak dayatmalarla da bu halklar üzerinde etkisini gösterir hale gelmiştir. Fransız devriminin ürünü olan kampımızın ilk gününde incelemeye aldığımız laiklik, milliyetçilik, cumhuriyetçilik yani demokrasi, kapitalizm, liberalizm bu konular hatta sosyalizm de sonradan ekleyebiliriz komünizmle birlikte Müslümanları etkileyen baş düşünceler ola gelmiştir. Batı dediğimiz zaman doğusuyla batısıyla İslam dışılığı ve dünyanın da batısını kastediyoruz. Oradan gelen şeyleri kastediyoruz veya buradan oraya giden şeyleri kastediyoruz. Ama bunlar içerisinde en yaygın ve en derinlere inmiş düşünce gerçekten Avrupa'yı düşüncedir. Temelinde laiklik, onun temelinde demokrasi, onun temelinde milliyetçilik, kapitalizm, liberalizm yatmaktadır. Bir de biliyorsunuz 1917 Oktober'de Ekim devrimiyle birlikte Rusya'da kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ideolojisi vardı. Toprağı bol olsun. Birkaç sene evvel kaybettik onu. İşte sizlere uzun ömür. Efendim, onun da insanları, Müslümanları etkilediği dönemler olmuştur. Özellikle Orta Doğu'da. Nasır'ın Amerikan ajanı olarak yaptığı ihtilal sonucu, İngiliz adamı Kral Faruk'u Mısır'dan devirmesinden sonra estirdiği milliyetçilik rüzgarları ve iştirakiye yani sosyalizm rüzgarları gerçekten birinci derecede Arap Müslümanları, halkı Arap olan, Arapça konuşan Müslümanları büyük boyutlarda etkilemiş. Suudi Arabistan'dan Yemen'e kadar, Sudan'dan Somali'ye kadar, Cezayir'den Fas'a kadar, Ürdün'den Irak'a kadar birçok ülkede, Suriye'si de dahil etkili olmuştur. Ve biliyorsunuz bu etkinliğin sonucu olarak da Baath Partisi, Baath yani Diriliş Partisi, Türkiye'dekine benzemiyor Sezai Karakoç'un dirilişiyle alakası yok bunun. Tamamen İslam Arapları yüceltmedi, Araplar İslam'ı yüceltti düşüncesine dayalı bir milliyetçi partidir. Bu parti uzun zamandan beri bildiğiniz gibi Suriye'de bir şubesi, Irak'ta da bir şubesi halen iktidardadır. Nasır'dan sonra Mısır'da iştirakiyenin, sosyalizmin pek rolü ve etkinliği kalmadı. Nasır'ın şeyiyle birlikte yani onun piliyle birlikte bitti sosyalizm pili. Fakat Müslümanları bir zaman geldi o boyutlarda etkiledi ki İslam'da sosyalizm arar oldu Müslümanlar.
ve Türkiye'li insanlar olarak gayet iyi hatırlayacağınız gibi Muhammed Kutub'un El-İştirakiyye Fil-İslam, İslam'da Sosyalizm adlı kitap yazdığını ve Müslümanların da harıl harıl 60'lı yıllarda onu okuduğunu biz yaşta olanlar gayet iyi hatırlıyor ama kitap hala sanıyorum yeni baskıları yapılmasa bile zaman zaman orada burada rastlanabilir galiba. Yani Doğu'nun, Marksizmin etkisi de söz konusudur halkı Müslüman ülkelerde. O insanlar üzerindeki bıraktığı kirlilik bakımından ama o daha yüzeyde kalmış, Allah'ı inkar etmesi, maddenin dışında bir varlık kabul etmeyen akidesiyle Marksizm, Müslümanların toprağında, Müslümanlar arasında zaten doğuştan fazla şanslı doğmamış, sakat doğmuş, spastik doğmuş. O itibarla fazla da itibar görmemiş ama yine de etkin olmuş. Müslümanım diyenler içerisinden işte sosyalist kirliliklerle, sosyalist kavramlarla konuşanlar çıkmış. Bunların doğrudan Müslümanlıktan sosyalizme geçişi söz konusu olmasa bile laikleşmiş Müslümanlardan ya da laikleştikten sonra Müslüman kalır mı kalması mümkün değil ama laikleşmiş olanlarının içerisinden bir kısım Marksistler çıkmış. Hala Türkiye'de de işte son neslinin son temsilcileri olarak yaşayan kelaynak türü Marksistlerin bulunduğu gibi işte müzeye konacak miktarda ancak bulunuyor gördüğünüz gibi. Bilhassa Müslümanları batılı kavramlar ayın 23'ünde yani dün işlediğimiz ve uzun uzun üzerinde durduğumuz gibi o kavramlar çok etkilemiş. Bunlar tarihte Müslümanları etkileyen ve onların akidelerini bozan, akidelerini değiştiren, şirke sokan kavramlar olarak asırlardır Müslümanların içlerinde yaşamış, hala da yaşıyor gördüğümüz kadarıyla. Bu yeni batıdan gelen kavramlar da aynı etkiyi yapmış, tevhid akidesini zedelemiş, tevhid akidesinin hasmı olarak ortaya çıkmış. O akideyi bozarak onun tutunduğu yerde tutunmaya çalışmış. Örneğin Müslümanların çoğunun dilinde işte demokrasinin hiç suçu olmayan, masum bir şey, hatta İslam'dan bir şey sanılıyor olması da bize Batı'nın ne kadar içimizde bize yakın yer edindiğini, yer tuttuğunu açıkça gösteren delillerden biridir. Hem Müslümanım, hem laikim, hem demokratım, hem Müslümanım diyebilen insanların sayılarının çokluğu dahi Batı'dan etkilenmişliğin boyutlarını bizlere göstermesi bakımından manidardır ve üzerinde düşünülmeye değer şeylerdir. Müslümanlar şayet Müslüman olacaklarsa, İslam'a döneceklerse, Kur'an'daki İslam'la İslamlanacaklarsa ki böyle yapmaları halinde dünyalarını ve ahiretlerini kurtarabilirler. Mutlak surette kirliliğin doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi demeden, efendim tarihisi veya yakın tarihisi demeden hepsine karşı büyük bir uyanıklıkla hareket etmeli. Yalnızca Kur'an ipine sarılmalı. O Kur'an'a sarılan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu Kur'an'ı ahlak edinen sünnetine sarılmalı. Bu suretle ancak kendilerini Kur'an'la yıkaya yıkaya, Kur'an'la sabunlana sabunlana, Kur'an'la keselene keselene, Allah'ın hükümleriyle keselene keselene İslam dışı kirliliklerden kendilerini, akidelerini ve amellerini, lügatlarını ve literatürlerini değiştirebilir ve arındırabilirler. Bundan başka bir yol bulmak da bilmek de mümkün değil, görünmüyor. Bu bakımdan bozuklukların mesela Fransız, biz batıdan gelen bozuklukları, yakın tarihte batıdan gelen bozuklukları 4 tali madde halinde incelemeye çalışmışız. Bir, Fransız devriminin ürünü olarak ortaya çıkan ve yayılan bozukluklar, olumsuz etkisi olan şeyler. İki, Alman militarizmi ve Alman sanayinin etkinliği ile yayılan bozukluklar. 3. İngiliz emperyalizmi ve siyasetiyle yayılan ve yer tutan, tırnağa yer tutan bozukluklar. 4. Ve en tazesi de Amerikan emperyalizmi ile, teknolojisi ve emperyalizmi ile
yer tutan, kendine yer edinen bozukluklar. Şimdi birincisi, yani Fransız devrimiyle bize gelen bozukluklar, Müslüman topraklara, Müslüman insanların yaşadığı insanlara ve Müslümanların kafalarına, kalplerine, dillerine, ellerine, her yerlerine bulaşan pisliklerin başında laiklik, onunla birlikte milliyetçilik, onunla birlikte vatancılık, onunla birlikte cumhuriyet, demokrasi ve ferdiyetçilik, daha evvel pek üstünde durmadığımız için birkaç cümleyle açıklamakta yarar görüyoruz. Başkalarını düşünmemecesine yalnızca kendini düşünme, ferdiyetçilik olarak tanımlanabilir. Kendini düşünen, kendi hayatımı yaşayacağım diyen, kendini müstakil gören, başkalarıyla bağını annesi babası olsa dahi asgariye indirmiş, hatta yok saymış bir yaşam biçiminin adıdır. Bencillik de dense ferdiyetçiliğe, bencillik de dense yeridir. Çünkü o kadar eşleşmiş, o kadar benzeşmiş durumdadır ki birbirinden bencillikle ferdiyetçiliği ayırmak neredeyse mümkün olmaz hale gelmiştir. Zaten Batı ideolojisi Batı kaynaklı etkilenmelerden diğer birisi, yani birincisi Türkiye, özellikle Türkiye ve Cezayir, Fransa'dan birinci derecede etkilendi. Fransa'daki fikirler hemen hemen siyasi bakımdan tamamen Türkiye'nin örnek aldığı model haline geldi. Cezayir'de de Fransa modeli geçerlidir ve yaygındır, yerleşmiştir. Edebiyatta Fransa'nın etkisi çok fazla olmuştur. Sanat alanında Fransa'nın etkisi çok fazla olmuştur. Siyasal model olarak da Fransa'nın etkisi çok fazla olmuştur. Fakat dikkat edilirse, mesela militarizm bakımından, yani askeri açıdan Fransa'nın hemen hemen Türkiye üzerinde hiç etkisi olmamıştır. Çünkü Fransa oldum olası askeri gücüyle varlığını ispat etmiş bir devlet olarak tanınmamıştır dünyada. Bu konuda İngilizlerin ve Almanların daha ağır basan güçleri diğer ülkeler üzerinde etkin olmuştur. Mesela Osmanlı'nın son zamanında İngilizlerin Hindistan yolunu emniyete almak için gözü Hicaz toprağındaydı ki Osmanlı toprağıydı. Hicaz toprağından geçiş almak ve kendini emniyete almak istiyordu. Bunun için Osmanlı toprağı ile ilgili bir sürü hesabı var idi. Çöldeki kabileleri kışkırtıyordu, isyan ettiriyordu, bilmem ne yapıyordu, yani uzun uzun olaylar. Mesela Almanlar Fransızlarla rakip oldukları için, İngilizlerle rakip oldukları, aşık attıkları için, bilek güreşi yaptıkları için İngilizlerin aleyhinde davranıyor. İngilizlerin yerine kendisi nüfus sahibi olmak istiyordu bölgelerde. İngilizlerden çekinen Osmanlı yöneticileri Almanlarla müşareket kurdu. Yani şirket birliktelik kurdu. Ve bu birlikteliğin sonucu Berlin-Bağdat demir yolu inşa edildi ve Berlin-Medine demir yolu inşa edildi, biliyorsunuz. Hicaz demir yolu. Ve Almanlarla birlikte hareketin sonucu 4,5 milyon kilometre karelik arazi neredeyse sıfırlandı. Polatlı, Hayman'a şehir oldu. Yani başka bir yer neredeyse kalmadı. Bu hale getirdiler. İngilizlerle Almanlar arasında çıkan kavganın sonucu İngiliz donanması önünden kaçıp gelen Braslow ve bilmem ne muhripleri, iki gemi destroyer Çanakkale boğazından geçerek Enver ve Talat Paşaların haberi dahilinde İstanbul la gelmişler ve onu kovalaya İngilizce Alman gemilerini Osmanlı'dan onu bırakmasını söylemiş. Osmanlılar tam o sırada bu iki Alman gemisini satın aldıklarını ilan etmişler. Bu suretle gemiler bizim oldu. O bakımdan da size vermemize gerek kalmadı demişler. Fakat onların olmadı. Bu üç kağıt idi, yalan idi ve gemiler Karadeniz'e çıktılar. İngilizlerin müttefiki durumunda bulunan Sovyet, yani o zaman Rusya diyelim, Sovyet yok daha, Rusya limanı olan Odessa'yı bombalamaya başladılar. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin bu Alman hayranı
ve damadı Şehriyari olan, Abdülhamid'in damadı haline gelen Enver Paşa, ki şey aynı zamanda sadrazam ve harbiye nazır, Birinci Dünya Savaşı'na soktu. Bunun sonucu olarak da uzun yıllar dünya kadar şehit verdi Osmanlılar. Hiç de bir şey eline geçmedi. Bilakis devletleri de zaten için için çürüyen devlet, onu yıkmayı bahane arayanlar, fırsat arayanların ellerine geçen kozun sonucu